Aslında sermaye sahiplerinin bence niye savaştıkları belliydi. Çünkü Anadolu aslanları diye bir kavram ortaya çıkmıştı. Aslında Erbakan Hoca'nın siyasete atılmasıyla 28 Şubatçıların neden refah yolda savaştıkları aynı. Şimdi Erbakan Hoca Odalar Borsalar Birliği'nde başkanlık yapıyor. Diyor ki baktım ki diyor Ülkenin bütün kaynakları, kredileri İstanbul sermayesi ve masonlara gidiyor. Ya Mason olan İstanbul sermayesine gidiyor. Acaba odalar, borsalar birliğiyle bu işi Anadolu insanına kaydırabilir miyiz? Sonra oradaki hamlelerden sonra diyor ki ancak siyaset yaparsak bu sermayeyi el değiştirme konusunda bir şey ortaya koyarız. Ve onlar biliyordu ki bu ülkenin kısıtlı sermayesinin %100'ünü 3-5 tane holding, 3-5 tane medya patronu, 3-5 tane kan emici vampir kullanacaktı ve ne zamanki refah yolla beraber sermaye yavaş yavaş işte Konya'ya, e, Kayseri'ye ya da Antep'e kaymaya ya da Çorum'a kaymaya başlıyorsa o zaman bunlar ne diyorlar? Tamam kardeşim bu ülkenin büyümesine gerek yok %10 büyümesine. Var olan bir sermaye var. Yani hatırlayın mesela Renault'la e, şey Oyak Renault'la Tofaş'ın Dışında ülkede araba yoktu. Mesela Özalla beraber İtalya evet. arabaları geldi evet. ve muhtemelen yüzde beş, yüzde yüzde bin karla iş yapıyorlardı. O şeyin bitlerin bankalarla olan ilişkileri yani iğrenç cerrah takan bir durum vardı. Şimdi şey de o süreçte TÜSİAD bir rapor hazırlıyor. Raporun özelliği şu, diyorlar ki efendim imatiplerin sayısı bugün bu kadar, yarın şu kadar olacak, bu kadar olacak. Eğer böyle giderse. 2020 ya da 30 yılında Türk halkının yüzde 54'ü imam olacak. Oluyor. Sanki 10'luk imatipler 7 ile çarpıyor. Liseler de eksi 1 ile çarpılıyor. Ya böyle bir rapor hazırlıyorlar ve şeyin önüne koyuyorlar. Yani askerlerin önüne koyuyorlar. Çok akıllı ya da. Eğer böyle giderse Türkiye'de önce Refah Partisi kesinsiz bir şekilde iktidar olacak. İmam Hatiplerin sayısı yüzde olacak ve böylece artık bir İslami şey gelecek, yönetim gelecek, diktatörlük gelecek. Öngörü bu. Şeye düşen ne? Yani şöyle düşün. Amerika Beş Devletleri eliyle beslenen Gladion'un ya da onlar gidip NATO'da çalışan. NATO şöyle bir konsepttir. Yani NATO konsepti her ne kadar dışarıda düşmana karşı bir tedbir konsepti gibi dursa da aslında üye ülke, ülkeler işten yönetme konseptidir. Almanya'yı da yönetirler, İtalya'yı da yönetirler, Fransa'yı da yönetirler. Bizi de FETÖ darbe girişimine kadar içeriden yönettir ama geçmiş olsun diyelim. Yani bu halk devrimiyle beraber onları geldikleri yere geri gönderdik. Dolayısıyla TÜSİAD doğrudan bu işi organize eden mesela şöyle düşünün bir özelleştirme furyası başladı. Ben Yeni Şafak'ta ya bugün yazı yazdım. Yeni Şafak'ın patronlarla oturuyordum. Şöyle bir ifade kazandım. işte Poaş kim aldı? Doğan aldı. Şurayı kim aldı? Dedim ki ya devlet özelleşiyor, Doğan devletleşiyor. Yani <laughs> o şeyin evet. 28 Şubat'taki büyük gayret keştiklerinin karşısında o hem büyük firmalar şey aldı. Ayrıca generaller ne yaptılar? emekli olan general koşa koşa devleti sömürmek için yani o bankalardan şuradan buradan çaldıkları azmış gibi gidip holdinglerin yönetim kurullarına girdiler ve birçok general de hayatını o holdinglerin yönetim kurulu üyesi ve tehditle devleti dolandırmak için oraların başına geçti. Dolayısıyla burada İstanbul Sermayesi ya Erbakan hocanın o tedbir almak ve sermayeyi Anadolu'ya yaymak için çabaladıkları İstanbul Sermayesi resmen aslında hükümetin düşürmesini de planlayan yani Erbakan Hoca'nın o şey Odalar Borsalar Birliği zamanında attığı adımı hükümette ona geri adım attırmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Ve zımmen de başarılı oldular ama sonuçta şükür ki tekrar bu Anadolu insanları uyandı ve ülkeyi 23 yıldır yönetiyorlar.